Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Günler olsun. Bayağıdan beri aklımdaydı, biliyorsunuz ki Hakan'cığım TV sehpasını, evin duvarlarını ve birkaç yeri bu şekilde boyadıydım. Ben TV sehpasını Hakan ilk boyadığı zaman silmiştim, hatta sizlere de söylemiştim. Ben sildikçe o boyuyordu, ben sildikçe o boyuyordu. Artık sonunda bıraktıydım silmeyi. O da zaten o zaman boyamayı bıraktıydı çocuk. Neyse, artık böyle sağ solu boyama hiç kalmadı gibi bir şey. Boyamıyor yani. Yeni çizikler atmıyor artık etrafa. Yeni eserlerini etrafa çizmiyor Allah'tan. Ama bunu ne kadar silersem silim şöyle beyaz şeyler kalıyor. Bu büyük bir ihtimalle mobilyayı çizmiş çocuk ya. Kalemin ucuyla nasıl becerilenler, bir de şu kenarlara kadar girmiş. Çocuğum. Biliyorsunuz ki ben bu TV ünitesini ablamdan almıştım. Ablamın kullanmış olduğu TV ünitesiyle benim de var tabii ki de, ama ablamınkini alınca da kendikimi de zaten vermiştim. Ben bu TV ünitesini çok seviyorum. Koltuk takımını değiştirsem bile TV ünitesini değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kullanışlı, güzel. Öyle şey bir şey dedi. Büyük dedi. Ben çok büyük, abes, kocaman şöyle hani. Tabii ki de o zevklere göre değişir tabii ki de. Zevkler ve renkler hiçbir zaman tartışılmaz da. Böyle kocaman alıyorum, duvarı falan kaplayan TV üniteleri alıyorlar ama ben onları sevmem. Benim için sade olsun, küçük ufak bir şey olsun yeter bana, işimi görsün yeter. Bu da aynı şekilde çok hoşuma gidiyorsa ben buraya büyük bir TV ünitesi alsam. Mesela şunun bir yarısı kadar daha genişlik de alsam, benim zaten şu duvarı biliyorsunuz ki götürür kaldırır, benim yerim var ama bu da hoşuma gidiyor. TV ünitesini değiştirmeyi hiç düşünmüyorum ama bu çizikleri ne yapacağım onu hiç bilmiyorum. Onu bir Fatih abiye sorsam mı acaba ya? Nasıl bir şey önerir? Hayır, ilk önce aslında şuralarda da var. Belki oralardakini de görmüşsünüz. Acaba hani böyle yakarak mobilyadaki izleri geçirme bir yöntem var. Benim şu şey parkeyi o şekilde yapmıştık geçen senelerde. Fatih abi hep beraber annem ablamlar varken bir yakarak acaba oradaki sülekesin geçirebilir miyiz diye şey yapmıştık ama geçmemişti. Ama bu şimdi buna dokunduğum zaman evet, bu çizik yani leke değil, hani yaksam da belki geçer mi diye deneyecektim şöyle hafiften de geçmez. Kesinlikle geçmez. Bakayım bir acaba şöyle çok ince bir zımparayla zımparalsam nasıl olur onu da bilmiyorum. Zımparaladıktan sonra mat vernik atsam hiç olmaz sonraki kötü görüntü gider mi? Onu bir sorayım ben de. Sormadan da yapmak da istemiyorum. Mobilyaya zarar vermek de istemiyorum. Hani tamam hadi bu da çok hoş bir görüntü değil ama ben yaparım daha da kötü bir görüntü oluşur. Güzel durmaz. Şu artık zaten kilitlerde kaldı. Çocuğun çizmediği yer kalmadıydı. Hani çok fazla hani kısıtlanmayalım, çok fazla hani şey yapmayalım diye dokunmadıydım. Ama mahvetmiş anasının kara kuzusu. Hatta herkes bana yazıyorlar, evinde evinin duvarlarındaki çiziklerden hiç mi rahatsız olmuyorsun? Çok kötü bir görüntü var diye. Ben ya alıştığım için arkadaşlar ya da evde küçük çocuk olduğundan dolayı yani bana çok normal geliyor. Benim gözüme de batmıyor. Hani beni çok da yani gözümü tırmalamıyor ya. Boyayacağım zaten. Evi de yavaş yavaş boyamaya başladığım zaman da bütün o çizikler hepsi zaten gidecek. İsmail, telefonumu getirir misin annem? Babacım arıyordu galiba. Az önce konuştuydum da tam konuşamadıydı kendisiyle. Kim anne? Tuğba Kuyucu. Tuğba teyze. Tuğba teyze. Tuğba'cığımın hepinize selamları var arkadaşlar. Özellikle de, demin de destek çıkan arkadaşları. Biliyorsunuz ki Tuğba 07 Nisan'ın İğneoyaları diye. İğneoyaları mıydı? İnanın ki ben şu hafıza hiç değil. İğneoyaları Instagram sayfası var ve oradan yapmış olduğu ürünleri satıyordu ve çok güzel dedi, belgeleri geri dönüşler oldu. Hepsi sayende dedi, yayınlamış olduğum video sayesinde dedi. Beni takip alan arkadaşlar vardı, sipariş veren arkadaşlar vardı, onlarla görüşüyorum dedi, siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum dedi. Çok ama çok sağ ol destekler için de, her zaman için. Her zaman ve her zaman için. Hatta bana Instagram'dan ulaşan bir arkadaşımız vardı, o da dedi,
benim dedi sayfamı dedi Instagram'da paylaşılmasın dedi. Onun ismi neydi ya? Dur bir saniye ben onun ismini de sizlerle paylaşayım buradan hemen 2 dakika. Meleğin el örgü dünyası. Şöyle de göstereyim. Aa beni etiketlemiş Meleğ. Çok sağ olsun. Şöyle hani bebekler o da ne diyorlardı bunlara? Unuttum bak onu da. Dur bir saniye şimdi duracağım. Görsün mü alsam acaba ya? Şey sayfası olduğu için story, Instagram'dan story olduğu için şey yapamıyorum, durduramıyorum. Ay kapattım. Şöyle sizlerle paylaşayım ben. Aa gözükmüyor ki ya. Beni etiketledi sayfam. Ay Allah'ım yarabbim. Dur tekrar Instagram'a gireceğim. Instagram sayfasını sizlere göstermek istiyorum da o yüzden. Ha Instagram sayfası. Meleğin el örgü dünyası ama şu şekilde yazılıyor herhalde Instagram'da. Beni Instagram'da etiketlemiş sağ olsun. Biraz daha şeyini açayım da onu göstereyim sizlere şu şekilde arkadaşlar. Yapmış oldu. Ay yapmış oluyorum. Nerede çok tatlı. Ne diyorlar bunlar hani bebek yapıyorlar ya. Ay ne kadar güzel ya. Kadınların böyle evden el işçiliklerini yaparak satışa sunması gerçekten çok güzel bir şey. Hırkı ne kadar güzelmiş. Evet. Patik de çok güzel. Pembiş pembiş. Meleğin el örgü dünyası. Instagram sayfası. Eğer ziyaret etmek isterseniz ya da herhangi bir şekilde ürün almak isterseniz arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi her şekilde yardımcı olabileceğim kim olursa bu şekilde tabii ki hani olmak isterim, severim ben. İnanın ki kadının kadına desteği çok ama çok önemli. Ay beyaz beyaz tinerle sildikten sonra neden lekeler kaldı ya? Abba abi sinirler. Kalk abi hiçbir şey yok. Tamam bu kalk aşkı. Baba. Ne demek şu anlar ya? Baba. Şimdi elimden yansıyla bağıracak. Onlar bu sefer daha çok isteyecek. O yüzden de çok fazla elinden almak istemiyorum. Nel ablacığımla beraber sabah kahvaltı mutlama sabah kahvaltı. Sabah kahvaltı erken içemedik ama artık öğrendik. Biz ki çocuklar tabii ki de hafta sonu olduğundan dolayı biraz geç kalkıyorlar ve geç kahvaltı yapıyor. Böyle geç kahvaltı böyle artık vakti yayıyoruz kahvaltı yani. Uzun uzun kahvaltı yapıyoruz. Hafta içindeki olduğu gibi olmuyor zaten. Hafta içinde kahvaltı yapıyoruz. Siz kahvaltı yapmıyoruz. Kalkan zaten kahvaltı yapıyor. İsmail de sabah erkenden kalkar kalkmaz çok fazla yemek yemediğinden dolayı kahvaltı yapmadığından dolayı okulda öğle yemeğine kadar unutabilecek bir şekilde simit ya da poğaça artık o zaman sabahtan canı ne istiyorsa onu yiyor. Allah'tan şey yapıyor yani Şebnem Evre yemeğine gittiğinden dolayı çok fazla sabah kahvaltıları takıyor. Simitle bir poğaça yemeğe geçiştirse çok fazla şey geliyor. Tutsun yeter. Hani sizler diyebilirsiniz ki bir tane haşlanmış yumurta yese onu bir gün koca bir gün boyunca tutar deseniz ama İsmail kesinlikle yumurta sevmiyor. Yumurtanın yeğesini seviyor çocuk. Tamam anne. Baba. Evet aşkım. Aşık abi. Hadi kapıyı aç. Nihal gelecekmiş. Nihal teyze gelecekmiş hayatım. Nihal teyze gelecekmiş bebeğim. Dur kapı gitti o zaman. Dur ben açayım. Dur. Gel bak. Ayaklarım beni taşımıyordu. Aha. Hiç şey olmadan da örgü çantası olmadan artık evden çıkmıyoruz biz. Merhaba çekil. Baba. Yani paraları diyor paraları. Şimdi onları almış da alırsa benden inatlaşacak vermeyecek. İnatlaşmış boşuna diyorsun. Takımı takıyor bağırtma şimdi. Ne güzel. Bağırtma şimdi. Evet ya bağırtma şimdi.
Hoş geldin. Hoş bulduk teyzeciğim, ne haber? Kaç zamandır ben bunun kafasında taş görüyorum artık. Evet maşallah kız, artık o iyi şey yaptı yani. Babamız kaşarım da nazar değmesin. Şimdi bir şey yaptım, başım. Şey mi çıkarıyorum, o tüfü mü? He. Çıkardım da çok şey oldu. Tamam aşkım. Para alacağım. Para yok bende. Bir oturtayım para dedim. Para alacağım. Kestim, var mı? İp var bunun ucunda. Şu şeyi sökerek yapıyorum da. Ha. Bak onu küçükle yapmıştım belki. Nihal ablacığım, normalde kendine bir battaniye yatak örtüsü var şimdi demişti de. Dün konuştuydu kendisiyle. Dedim ki hani yatak örtüsü biraz belki büyük gelir, olur gelir. Küçük bir battaniye, TV battaniyesi de, bebe battaniyesi de var demiştim. Birkaç örnek bakmıştık. Nihal abla bu örnek çok güzel. Ben bu örneği yapabilirim diyorsan sen bunu artık büyütme. Sen sadece motifleri yapabilir miyim, düzgün çıkar mı diye yap dedim. Şimdi hiç bence sen kalıntıya geçme. Hayır geçtim bak, onu kalıntıya da yaptım. Geçmiş, pardon özür dilerim. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Bunda... Çevireyim sizleri de. Tabii yeni başladım ya Bergin. Bak bunların ilk geçiş başlangıçlarında kaymalar vardı. Olabilir. Heh. Çok normal Nihal ablacığım, elin alışık. Şimdi onu kafamda oturttum. E tamam tatlım. Bak onu üç numara... Çok güzelmiş bu. Onu üç numarayla yaptım. Bak, onu 4,5 numarayla yaptım. Ya belki ip de birazcık ince olduğundan dolayı böyledir. İpi de bir tık kalın aldıktan sonra bu daha böyle şey olacak, yumuşak olması lazım. Bu çok sert. Bu baya bir sert. Sert, o 3 numarayla çünkü. Evet, bu biraz daha yumuşak, bu biraz daha güzel ama Nihal abla hakikaten de geçişleri falan şeyleri çok güzel yapmış. Çok beğendim. Ne yapacağım bugün, ip almaya gideceğim kendine. Evet işte. Hani Nihal abla dedim ki bebe battaniyesini yaptıktan sonra bebe diyoruz. Ağzı öyle alıştı ya bebek battaniyesi. Dizüstü aslında. Dizüstü TV battaniyesi. TV battaniyesi ya da bebek battaniyesi. Ama evde bebek varsa bebeğin üstüne kullanır. Evet Nihal ablacığım bu yapmış. Hem bir hatıra olur. Evet bu yapmış oldu battaniyeyi sizlerden birine Nihal ablacığımın videosuna ya da Instagram adresine artık nasıl olur kendisi karar verecek. Ona yalnız ben teknolojiye söyleyeyim biliyorsun. Hani... Evet. Sizlerden birine hediye etmek istiyorum Nihal ablacığım. Bugün de işte çıkayım renk bakayım dedim. 3 renk mi yapayım, 4 renk mi yapayım? Hmm. Oturdum ama bayağı çıkardım bak. Maşallah. Bir şeyle denedim. Kadın açtı kendini, açtı diyorum ya ben. Tunus tığıyla deneyeyim dedim. Hmm. Onunla çok zor olacak. Kolumu ağrıtacağım. Ama bak şu ikinci yaptım daha şey oldu. Hani ya bu şimdi tamam. Ha bu modelinden dolayı. Bu şey nerede? İlmekleri nerede? İşte ilmeklerini zincir çekerek yapıyorsun bunu. Zincir çekerek yapıyorsun. E Tunus iğnesi şeyle niye yapma gereği görüyorsun? Yani toplayarak alıyorsun. Tabii tığda toplayarak alıyorsun. Şey değil. He şimdi modeli bilmediğim için. Tek. O yüzden. Ana onları aldım da tığımı almadan mı çıktım ben? Neyse. Yok almışım. Sen tığını almasan ben... Bak kuzucuğum. Bunu da şey gibi yapmıyorsun. Tek tek çekerek yapmıyoruz. Onun için hani yapayım dedim. Şurada biriktirerek yapıyorsun bunu. Hmm. Bak şimdi bu sıraya geldim mesela. Dur şurayı bitireyim de ondan sonra göstereyim sana. O zaman da şey oluyor. Zor oluyor burada birikince. Tabii canım tığ da biriktiğinde. Dedim acaba hani Tunus da daha geniş ya şurası. Hı hı. Ama onda da kolumu ağrıttım Bergin. Zorladı kendini. Ama şey... Onda mesela ayarlayamamıştım şu sayılarını falan. Dedim bir beynimde oturtayım da birkaç tane motif çıkardım. Hı. Acaba dedim ortalarını motif yapıp kenarlarını bununla mı yapıp bitirsem dedim. Hı, o motif de bununla biraz uygun. Ay canımın içi. Tamam annem. Kedi yapacak tamam mı annesi? Kedi mi? Nereye yapıyor Bergin kediyi? Evet dedim Belgin'e göstermeden öncesinde. Ona göre dedim ip almaya işi olursa kendim çıkarım bunu mu yapayım başkasını mı yapayım bir karar veremedim. Hani yaptığım bir şey de insan istiyor böyle beğenilsin istiyor. Tabii canım. Ayşe Nihal abla TV sefasını sevdim biliyor musun? Ön tarafını karaladıydı ya. He. Gidiyor oraya bir kedi yapıyor dedim o yüzden aklım çıktı.
Çocuk sildikçe karalıyor çünkü. Sen bugün çok neşelisin hayırdır? Allah neşeni daim etsin de. Allah keyfimi bozmasın Leyla ablacığım. Uzun zamandan beri istediğim, evet, beklediğim bir şey vardı. Yüzünde bir güller açıyor bugün. O gerçekleşti. Çok rahatladım yani. Bayağıdan beri beklemiş olduğum bir şey vardı. O oldu. Bana söyledin mi? Evet, sana söyledim. İyi, hadi gülsün aydın, evet, sevindim. Evet, sana söyledim. Pek bir sevindim, sorma yani. Anam. Biliyorsun ki bayağıdan beri bekliyordum ben bunu. Evet. Ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın olacak, olacak diye diye. Sen ne yaparız, çıkar mıyız bugün? Valla ben bugün Hakan'a çıkarası var ama Hakan çıktığı zaman parka da giresim var. Evet. Yani biraz parkta oluyorsun var, parkta olduktan sonra. İşte bilmiyorum şu, işte sen de... Şu tığı kullanamadım. Bu diğeri gibi şey değil. Neyse şimdi şuradan alayım ya, bu zaten deneme. Neyse dur, oturduğumuz yerle göstersin tatlım. Şimdi şöyle alayım da bitsin. Alıştık ya biz böyle ayakta. Evet seninle. Ya. Bir masa sandalye almaya gidemedik, bakmaya gidemedik. Şimdi bak bunu, buraya geldim ya. Yani ablacığımla gidecektik biz. Hı. Tek tek çekmiyorsun bunları. Hepsini burada biriktiriyorsun. Ha, şiş gibi. Onun içinde şey... Sıkıntı oluyor şurada bir ikinci. Ondan tutsam dönsem dedim. Ama bir de battaniye büyüdükçe. Büyüdükçe fark etmeyecek ki. Sen 9 tane yapıyorsun. Ha tamam o zaman. 8. Bir tane de arasından alacağım. Tunus'u o yüzden denedim işte. Bunu hep bu şekilde. Yani burada biriken 9 tane. Ya 9 tane de ben bunu bu şekilde götürebilirim. Tunus benim kolumu artıyorsa o zaman ya bu şekilde götüreceksin. Ama Nehir abla biraz daha böyle bol yapma bir şeyin yok mu? Bu TV battaniyesi bile olsa hani biraz işte daha sert. Sert kalıyor. Çok sert kalıyor. O yüzden hiç mesela Ebru'nun Hakan'ı ördüğü battaniye gördün, yumuşak. İşte öyle onun için şey motifle lazım. Mi yapsam dedim. Motifle yap bence. Bunu bırak. Bak. Ha bu çok güzel bir şey. Bunu farklı bir şeyde de kullanabilirsin. Bak bunu ne yaparsın biliyor musun? Ortalarına diyorum. Ebru'nun yaptığı gibi motif yapsak. Hı hı. Kenarlarına bunu mu yap? Kenarlarına... Bu yine onun yanında şey kalır. Sert kalır, şey kalır. O daha yumuşak, bu daha sert olacak motif olarak. Hı. Yani onun istersen yine Ebru'nun yapmış olduğu bir şey gibi şey yap. Şey yap, TV battaniye yap. O motifleri istersen başka bir motif kullanırız. Göbeklere motifleri doldursun, etrafında aynı şekilde trabzan döneveririz. Sen sadece boncuk şey... Motiflerini. Yok, toplar yok. Toplar. Ha işte. Pomponlar. Ha pompon, aklıma geldi pompon. Sen sadece pomponları yapmaya verirsin. Ha yani. Ya mantıklı olan her şey. Pomponlarla belki şey yapamıyorsam öyle yap, o daha mantıklı. Pomponlarını yapamam. Aslında bilsem yaparım da pomponu nasıl ya yapayım? Pomponu şimdi pomponsuz başta da bir konuşabilsem... Bilmiyorum, bak işte bunu böyle yapıyorsun. Evet. Sen bunu farklı bir şeyde kullan. Bu çok sert olmuş. Sen Ebru'nun yapmış olduğu motifin aynısını yap. Tamam mı? İstersen tabii ki de sana kalmış bir şey şimdi. Seni zorlamak da istemiyorum. Hayır, onu beğenmiştim. Evet, Nihal abla ablamın yapmış olduğu şey battaniye çok beğendi. Hoşuna da gitti. Yani iyi, rahat. Birazcık kolay, basit yani. Bu şey, yani ne kadar kalın iple yaparsam yapayım. Bu biraz bu şeyden, Özgün ablanın orada en son Instagram'da şey vardı. Bebek battaniyesi böyle kalpli, gördün mü sen? Hiç dikkatimi çok. O bundan işte. Kalbi dedin, pomponlu kalpli mi? Hayır, üstünde böyle kalpler var. Bunu daha böyle büyük kareler halinde kare kare yapmışlar. Hı-hı. Üstlerine kalp yapmışlar, ablanın pompon yaptığı. Tamam gibi. Biliyorum onu. Beyazı mı diyorsun sen? Ha işte onun modeli bu. Özür ablanı kendi torununa yapmış. Biliyorum. Çok güzel olmuş. Bayıldım ben. O bu işte. Ha. O bu şekilde yapılıyor. Ama onun eli seninkinden daha... Değil, böyle... o da böyle sert. Sert mi? Sert, o da böyle. Ha. Ben resmini gördüm, kendini görmedim. Çünkü hayır, şey geldiğinde ben oradaydım çünkü. Oğlum şu kahve hadi içeriye geçelim, yürü. Ay kötü kaldık. Sana bir göstereyim de dedim, hani bir kararsız kaldım. Güzel. Şu çok sık olunca ondan daha kalın iple denedim. Hmm. Ya sen istediğin kadar kalın iple de yapsa o yine de şey olacak, sıkı olacak yani, sert olacak. Ama bu Özgün ablaların oradaki de böyle yani. Ya o da böyleyse o zaman Nihal ablacığım, senin yapacağın şey
Nerede bizim battaniyemiz? Bak burada. Ben arkadaşlara tekrar bir göstereyim battaniyeyi de. Şunu kaldırayım. Kaldıralım ben. Pardon, kusura bakma. Millet diyor ki Belgin diyor kamera çekim yaparken kamera düzeltiyor sürekli olarak. Evet diyor. Bak böyle. Şey ne oldu? Karabecikim. Bakın ablamın örmüş olduğu harkana battaniye buydu. Bu battaniye yumuşak. Güzel değil mi? Yani şey değil, öyle sert değil. Ama o ip bunun kaç katı kalınlıkta? Bak. Bu nerede? Şimdi göstermeyeyim bak. Ebru görürse kızacak bana zaten. O yüzden çok fazla göstermek istemiyorum. Kalın değil yavrucuğum. Ama o benim ipten yine kalın verdim yani. Hayır kalın da kaç katı kalınlık değil de çok fazla bir şey yok. Yani şununla yapıyorum ben. Şu iple şunu yan yana getirir misin? Bak getirsem de hani abes bir kalınlık yok. Yarı yarıya fark var yine. Şey değil ama yine dedim ki motiften kalınlık. Senin motifin şey yapıyor yani. Ha Nihal abla dediğim gibi bak şu ortadaki göbekteki desenleri, motifleri sen renkli yaparsın. Bu renklerde benim bu renkli hoşuma gitti. Bak gri, sarı, mavi krem, krem. Bir de mavi koyarsın. Mavi koyarsın. Tamam. Ya da mavi koymazsın Nihal abla. Unisex yapacağım dersen turuncu da koyabilirsin. Ama sarı koyacağız ya sarıyla turuncu. Kırmızı. Sarı turuncu. Güzel bir kırmızı. Yok. O da mı olmaz? Olmaz. Yeşil. Evet. Soft güzel bir olmaz. Yeşil ama bak. Çirkin kırmızı bir... olarmış. Bak Hakan kırmızı. Hakan kırmızı. Güzel dedi. Bir kırmızı bulacaksın. Sarı, kırmızı, gri, krem. Dört renkten bunu yok, yap. Yok kırmızı arasında patlar olmaz. Kız kırmızı ne cırt cırt bir kırmızı istemiyorum. Böyle soft bir kırmızı. Gri gibi. Soft ne? Kırmızı pembe. Ne kadar soft ya, olur soft. Ya açık ya öf anlıyor musun? Kırmızı canlı ya. Bir renk. Birbirimize gidiyoruz. Pembe kaya kırmızı. Evet. Kırmızı İsmail yüzünden. İsmail anladı. Ama o da olmaz. Ne olmaz. Zaman da vazgeçtik. Turuncuyu da beğenmedim. Yeşil nasıl olmuş? Gri. Evet. Sarı. Sarı. Yeşil. Krem, krem ya da beyaz. Krem olsun. Krem. Beyaz, beyaz çok çiğdi kalır. Çiğ durur. Ya da ekru gibi olabilir. Kırık hı. Beyaz gibi. Aynen aynen. Yani, bak Nihal abla. Şu yeşil. Bu yeşilden daha böyle şeyi. Güzeli. Ya da şu hı. Şeyleri kalın bulursak. Hı. Geçişli iple mi yapsak motiflerini? Hayır yapma. Motifleri geçişli iple yapıp. Kenarlarını, sıralarını. Onu da bilemedim. Ya bence sen en güzel bence... renk daha bul. Oraya gittiği zaman zaten oturtursun renkleri kendi yan yana evet. Getirirsen. Ama dediğim gibi de şunları renkli yap sonra bu bunu yapmış oldu. Bak böyle üst sıra hep renk renk atmış ya aralara. Sen de renk renk at. Şu pomponlara bir bakarsın. Hani yapabilirim belki dersen de internet. Yaparım herhalde. Yaparsan ya. Da böyle bir şey yaparsın. Benim hoşuma gidiyor. Bu battaniye hem şöyle göstereyim tekrar. Aralarına bir sıra geçişte yaparım. Aynen. Hem böyle kullanışlı şey de görüntüsü de çok güzel. Evet. Allah. Benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ya özür ama özür. Ay özür aldım öyle. Özür aldık sen anla. Ay özür ablacığım seni seviyorum. Dün bana WhatsApp'tan yine sen internetin sesli mesaj gönderdi de. Şeydeyken, pazardayken. Ya pazarda demeyeyim pardon. Çarşıdayken, Almanya'nın çarşısındayken. Bizlerinizden bir takipçi varmış. Özür ablacığım da videolardan tanıyormuş. Özür ablamla konuşmuş. Hepimize selam varmış. Ben de buradan geldim. Öpücüklerimizi gönderiyoruz ve selam olsun. Selam Almanya'ya olsun. Da selam olsun. Özür abla senden yarın öbür gün haber bekliyor. Evet ya gelsin haber abi. Vereceğim dedi bana. Ya haftada. Nihal ablam bunu çok beğendiği için ben dedim ki bundan yapsın. Kaç motif? 1, 2, 3, 4, 5. Ama bak şeye de bak. Ebru'yu buldu bak. 5, 10, 15, 20, 25 motif. 25 motif, onun eli bol. 25. Ben 30 tane yaparım. Ha. Bir sıra daha yaparım. Birer sıra daha yanlarını eklersin ya da bir bakarsan bir motifi bir çıkarırsın. Bir de kolay bir motif yani. Şöyle evet motif kolay. Kolay bir motif dediğin zaten. Trabzon hep şey değil. Neyse sen bir şey yap da. Sen kaçta çıkarsan. Ne zaman yani? 1 saat, 2 saat, 3 saat. Vallahi belki. Ona göre. Şu katlı. Ne saat çıkarım bilmiyorum. Şu... Hakan'cığım bir... Şunu bir de yalnız şeyle deneyeceğim. Neyle? Şu kalınlıkla deneyeceğim. Şu benim çok hoşuma gitti. Bak onu kalınlıkla yine dene. Bunu ne yap biliyor musun sen? Bak Nihal abi bu senin çok hoşuna gittiyse şayet dur. Gözükmüyorsun kafan gözüküyor öyle. Bunu kendine yatak örtüsü yapabilirsin. Yok yatak örtüsü ben yatak örtüsü kullanmıyorum. Kullanmayacağım bir şey yapmanın anlamı yok. Ancak hani böyle şey. Dizüstü battaniyesi. Ama bundan yapmışlar yatak sonra... örtüsü. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ya, hem ağır durur bu ağır ya. Çok güzel çok olmuş. Çok da güzel durur yani o yüzden dedim ben. Mavi beyaz gri ile yapmışlar. Mavi. Ay,
Çok güzel olmuş. Kırmızı mavi. Bak, kırmızı mavi getirdi benim oğlum sana. Allah'ım gel buraya gel. Gel, gel otur yanıma. Kırmızı mavi hadi gari. Kırmızı mavi. Hadi gari. Hadi gari. Kırmızı. He, yanıma geliyorsun, hatta gidelim mi dedim çünkü, değil mi? Mavi. 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 Pembe. Hangi pembe nerede, bu kırmızı? Pembe getir gel bakayım, önündeki de mavi değil yalnız. Bu mor. Mor. De onlar. Nere? Evet, bu mor teyzeciğim, bu da kırmızı. Kırmızı mor. Hadi maviyle kırmızı şeyi bul bana, pembeyi bul da gel. Koş. Koş. Annem onu niye aldın? Ya of aşkım. Hayır bu. Ay, ver annem arabayı, ben alayım. Hayır. Sen mi alacaksın, tamam. Kime bay bay yapıyorsun bebeğim ya? Hayırdır? Mina'ya bay bay yapıyorum. Mina'yla mı vedalaşıyoruz? Ne yapıyorsun? Bismillah. Allah Allah, bugün bir ayrı bir melankoliyiz biz de daz. Sen geç annem bakalım. Ayşe niye sebep yokken ağlıyor? Kime bay bay yapıyorsun? Bay bay. Kime yapıyorsun, kime? Hoşçakal. Kime hoşçakal? Ay, kime hoşçakal diyorsun? Nerede? Ay, hoşçakal diyor. Tamam tamam, yok bir şey yok. Annem ya, göz yaşlarını kıyım olsun ya. Geri geleceğiz. Bye bye. Bye bye. Tamam abi, gel bir kıyacağız bakalım. Gel. Gel anne. Gel gel gel. Bismillah. Gel hadi bakalım birazcık hadi. Hadi bir iki dakika hadi. Yok yok. Bilmiyoruz ki, bye bye yapıyor, ağlıyor. Hoşça kal diyor sana. Hoşça kal. Bugün böyle takılıyoruz biz. Bana bak bana. Hakan. Hakan hoşça kal. Hoşça kal. Sen de geldi. Bugün çok melankoliyiz biz. Bilmiyorum. Apartmandan çıkarken de hoşça kal diyor, apartmana ağlıyor. Ay tövbeler tövbesi ya Rabbim. Evet. Hadi gidelim, yürü. Haydi gidiyoruz. İhteme ama. Ne ihteme? Buradaki parka değil, diğer büyük parka gidiyoruz. Gel. Büyük parka. Evet, oraya değil. Büyük parka. Efendim. Evet aşkım, parka. Bugün pazar ya. Evet. İzinler, o yüzden doldu. Burada. Evet, hadi. Anne buradan. Anne buradan. Anne! Efendim? Bana! Bana! Buraya yöresel fuar kurulmuş. İnşallah bana. Fuarda gezebiliriz biraz sonra ama şuradaki şişme parkı isterse bin... Aman bismillah! Binmesini çok fazla istemiyorum, pek istemiyorum. Evet. Buradan. Gel bir üzerindekini alalım, gel. Anne buradan. Tamam dur, terleyeceksin, gel. Şunu çıkaralım, dur. Gel. Ya benim yok buradan. Hakan gidelim mi? O taraf yok, hayır. Bakın. Hayır. Bak. 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 Orada ya.
İsmail üzerindekini getir istersen, terlersin annem. Hava da sıcak ama bugün. Tamam. Maşallah işte. Maşallah tabii canım. Hakan hadi gidelim o zaman biz. Sen park istemiyorsun anneciğim. Hadi gidelim biz. Park istemiyorsun. Park istemiyorsun herhalde. O taraf olmaz dedim sana. Hayır. Hayır orası olmaz. Hadi kay birazcık hadi. Tamam hadi o zaman gidiyoruz tamam. Hakan. Hadi gidiyoruz biz. Kayacaksan kay. Oynayacaksan oyna. Ama yoksa gideceğiz. Teşekkür ederim. Bak ablalara bak sen ya. Ağlama sen. Ablalara bak. Bizlere bak. Ama elimi tutmak zorundasın. Alacağız anneciğim, sur. Şöyle, şöyle. Tamam su alacağız, alacağız. Gel karşıdan alacağız su, gel. Gel. Evet, evet. O otomatik. Gel. Haydi annem, siz önden gidin kardeşinle. Koyun oraya. Hadi abinin yanına hadi. Hadi abi. Çok da güzel oldu. Üstüne de sürdü. Su yaşar mısın sen onu? Şurada dursun bu. İsmail dur. Toz var, gitme dur. Dur bir toz bir gitsin. İsmail dur biraz daha bir beklerdim. Bir iki dakika daha bekle. Thank you.
Tramvay yoluyla kaldırımı yürüyüş yolunu eşitlemişler meydan. İsmail bak buraya eşitlemişler gördün mü? Ne istiyorsun? Su mu? Su içebilir miyim? Su içebilirim. İçebilirim. İsmail aç anneciğim istersen. Helal. Helal annem, helal. Annem sen ne yapıyorsun? Güzel havayı gören herkes dışarıya atmış kendini güzel bak. Mis. Tramvay şeylerini çok yenilecek. Neylerini? Bayağı işte. Ama bunun modeline çıkacak ya. Burası gidiyor falan. Bunları zaten bak kaldırım taşlarını düşüyorlar bak. Bunların kaldırım taşları aynı. Yanlarını mı değiştiriyorlar? Yanlarını değiştiriyorlar. Cumhuriyet Meydanı oradaki yere yükseltmişler. Hayır oradan değil buradan. Gel hayatım. Hakan hoşça kal anne. Hoşça kal yoksa o zaman haydi. Onlara girmiş ha. Bence de. İsmail saat kulesinin saati takılmış sonunda. Ben de Instagram'da gördüm. Gördün mü? İlk defa don sesi olmuş içeride. Bir de sürekli canlı olarak çalışıyormuş. Bir de bu şeymiş çamdan saat. Annem bu çalınan saatle bu yeni saat çok da şey durmuş yani abes durmuş açıkçası. Çalınan saat falan geri takılı geri bulunduruyor. Yok bu çalınan saati bu bence yeni. Şöyle ben sizlere bir yaklaştırayım yani. Saat kulesinin şeyini hiç duymamış, sırıtmış. Duymamış ama hani ben normalden böyle daha güzel görüyorum. Benim ben pek ben beğenmedim ben ya. Biraz şey de yapabilirler eski. Evet eski tip bir saat olması lazım oraya. Oradaki taş duvarlara uyacak. Evet, tarihi yapı yepyeni saat koyuyor. Evet, bak çok doğru söylemiştim bunu. Tarihi bir yapıya hiç uyan bir saat değil. Şuydu. Gel buraya. Hakan oradan gitmiyor. Bana! Annem miyavlamak nereden çıktı? Kedi mi aldın sen? Kedi. Kedi. Ondan sonra kıyamet kopuyor. Bak ya. Otur otur. Bak ya ayağa kalkıyor. Hakan. Hakan bir bana bakar mısın? Hadi abi banyodan çıksın sıra sende tamam mı? Duş alacaksın tamam mı anneciğim? He? Duş yok. Duş var. Duş yok. Duş var. Abi duş giysin. Evet abi duştan çıksın sonra Hakan yıkanacak tamam mı anneciğim? Tamam mı?
Düşeceksin ama. Hadi ablalara hoşça kal diyelim mi? Hayır. Hoşça kal diyelim hadi artık ablalara. Hadi ne diyoruz? Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi ne diyorduk? Hoşça kalın de böyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.